ailenin en küçük üyelerinden olan fare, keyifli bir kahvaltı yaptığı sırada kapısı kırılacak gibi çalmaya başlamış. Fare heyecanla kapıyı açtığında karşısında üzgün bir ceylan görmüş. Ah, fare, bana yardım etmelisin. Başıma çok ama çok kötü bir şey geldi. Ne oldu ceylan kardeş? Aslan. Fare aslanın adını duyduğu gibi titremeye başlamış. Çünkü ondan çok korkuyormuş. Tüm ormanın kralı ben olduğuma göre burası da benim evim dedi ve yuvamı elimden aldı. Ben de dışarıda kaldım. Evimi geri alabilmek için kimden yardım istesem herkes korkup kaçtı. Tabii kaçar, çünkü o bir aslan. Hepimiz ondan korkarız. Ama fare kardeş, sen diğerleri gibi değilsin. Sen daha cesur ve daha akıllısın. Lütfen bana yardım et. Minik fare biraz düşündükten sonra arkadaşına yardım etmeyi kabul etmiş. Birlikte yola koyulmuşlar. Aslan sahiden de ceylanın bahçesinde derin bir uykudaymış. Minik fare aslanı uyandırmak için onu dev patisinden dürtmek istese de aslan bir kımıldadı mı korkudan hemen geri kaçıyormuş. Bu sefer yelesini sallayarak uyandırmaya yeltense de aslan öyle bir horluyormuş ki fare kulaklarını kapatıp korkudan olduğu yerde kala kalıyormuş. Minik fare etrafta aslanı uyandıracak uzun ince bir sopa arıyorken kuyruğu aslanın bıyığına değivermiş. Huylanan aslan aniden uyanmış. Keyifli uykusundan uyandığına sinirlenen aslan fareyle göz göze gelmiş. Öfkeyle yattığı yerden doğrulmuş. Beni neden uyandırdın? Yoksa bana yemek mi getirdin? Ha? Söyle bakalım. Yemek mi? Yo, yani hayır efendim. Peki hangi cüretle bahçeme giriyorsun? Ceylan, şey olmuş efendim. Ne olmuş? Dağa kaçmış. O zaman sen de kaçmalısın. Çünkü seni şimdi mideme indireceğim. Aslanın bir kükremesiyle minik fare ondan çok uzaklara sürüklenmiş. Aslan da uykusuna kaldığı yerden devam etmiş. Ertesi gün olduğunda fare cesaretini toplayıp tekrar ceylanın bahçesine gitmiş. Sana bu bahçeden uzak duracaksın demedim mi ben? Evet dediniz ama... Ben size sırtlanın kendine yaptığı evi gördünüz mü diye soracaktım. Nesi varmış evinin? Sizinkinden çok daha büyük ve görkemli. Hem de her yanı ağaçlar ve güzel otlarla dolu. Kocaman bir bahçesi var. Ya demek öyle. Aslan, Ceylan'ın evinden daha gösterişli olan o evi görmek istemiş. Hadi beni sırtlanın o ihtişamlı evine götür. Fare korkudan titriyor olsa da aslanın isteğini kabul etmiş. Bir süre sonra nihayet sırtlanın evine varmışlar. Ancak ortada ne ihtişamlı büyük bir ev ne de ağaçlarla dolu bahçe varmış. Sırtlanın evi küçük ve gayet sıradan bir delikten ibaretmiş. Seni yalancı fare! Raa! Seni mideme indireceğim. Gel buraya! Raa! Kandırıldığını anlayan aslan farenin üzerine doğru koşmuş. Eyvah! Fare kütüklerin içinden hızlıca geçerken aslan da kütüklerin üzerinde koşuyormuş. Aslan tam farenin kuyruğundan tutacakmış ki minik fare çabucak ağaca tırmanıvermiş. Lütfen ormanlar kralım, benim bir suçum yok. Sadece Ceylan'a yardım etmek istemiştim. Daha da sinirlenen aslan dev patilerini ağaca sarıp sallamaya başlamış. Çabuk aşağı in seni küçük fare! Fare Fare sallanan ağaçta aslanın pençeleri arasına kayacakken aslanın ayakları arasına bir kirpi sürüsü dolanmış. Çekilin be! Aslan kirpilerden kurtulmak için çabalasa da dikenleri sürekli batıp duruyormuş. Bunu fırsat bilen fare de ağaçtan hop diye kirpi sürüsünün ortasına atlamış ve aradan kaçıvermiş. Tam aslanı atlattığını düşündüğü sırada gümbür gümbür adım sesleri duyan fare kendini bir hışımla balçık havuzuna atmış. Ancak çok hafif olduğu için başarıyla tekrar toprak üzerine çıkmış. Aslansa minik fareyi yakalayacağım diye balçık havuzuna adım attığı an ayakları balçağa saplanmış. Bu da ne böyle? Sakın hareket etmeyin efendim, yoksa daha çok batacaksınız. Ben senden akıl falan alacak değilim. Aslana yardım etmek isteyen fare hemen kenardaki bir dal parçasını alıp ona doğru uzatmış. Efendim, hadi bu dala tutunun. Çekip kurtaracağım sizi buradan. Yardımını istemiyorum. Kendim kurtulurum ben. Oysa aslan bir ayağını kurtarsa diğer ayağı balçağa giriyor. Çırpındıkça da her yanı balçağa bulanıyormuş. Ve sonunda pes etmiş. Fare! Batıyorum! İmdat! Kurtar beni! Evime dönmek istiyorum! Lütfen! Hadi acele et! Fare yandaki sakız ağacından en büyük yaprakları toplayıp balçığın üzerine bir bir dizmiş. Acele et aslan! Yaprakların üzerine basıp çıkabilirsin. Sakız yaprakları altı yapışkan olduğu için balçağa gömülmüyormuş. Aslan güçlükle de olsa yaprakların üzerine basarak toprağa çıkmayı başarmış. Ah fare! Bu yaprakları düşünmeseydin asla kurtulamazdım. Seni küçümsediğim için özür dilerim. Söyle, ben Deniz Ormanlar Kralı Aslan'dan acaba ne istersin? Minik fare aslandan ceylana evini geri vermesini istemiş. Aslan da bu isteği hemen kabul etmiş. Çünkü hayatını kurtaran bu minicik fare sayesinde bir yuvaya sahip olmanın kıymetini çok daha iyi anlamış. Ceylan güzel bahçeli evine kavuşmuş. Aslan kendi ininde uykuya dalmış. Minik fare de keyifli kahvaltısına geri dönmüş. Ormanın bu küçük üyesinin büyük başarı hikayesi de dilden dile dolaşmış. Abisle baba.